Sabah 7'deki alarmdan itibaren okul, etüt vesaire belki akşam 8-9'a kadar yoğun bir günümüz oluyor ve bunun sonucunda kendimizi fizyolojik olarak bitkin ve isteksiz bir halde buluyoruz. Ama ders çalışmamız da lazım çünkü aksi takdirde planlarımız bozuluyor ya da vicdanımız rahat etmiyor, değil mi? Selam, ben Burak. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Ve bu videoda okuldan eve yorgun geldiğinde neler yaptığımı anlatacağım. İlk olarak tüm gün zaten yorulduğum için eve gelince en az bir 45 dakika, 1 saat yatmalıyım. Yatmak derken uyumak anlamında değil, yatmak anlamında. Çünkü doğrudan masaya oturursak pilimiz hali hazırda bitik olacağı için çok bir verim alamayız ve aman deyip masadan kalkmamız çok uzun sürmeyecektir. Tecrübeyle sabit. İkinci olaraksa yatak odamda ben pek ders çalışmayı tercih etmem. Özellikle de okuldan sonra, yani akşam saatlerinde. Çünkü masa burada, yatak orada, ben yatağa bakıyorum, yatak bana bakıyor. Dolayısıyla vücut kendini yatağa salmak isteyecektir. Yani mutfakta, oturma odasında falan ders çalışmak beni daha motive kılıyor. Hatta mümkünse kütüphanede veya ders çalışabileceğiniz bir kafede kulaklıklarınızı takıp ders çalışmak daha uzun süre odaklı ve dinç kalmanıza vesile olacaktır. Kulaklık demişken, müzik ruhun gıdasıdır ve açken ders çalışamazsın. Bu bir gerçek. Özellikle matematik, geometri ve fizik gibi sayısal ve formül yoğunluklu dersleri çalışırken hareketli müzikler dinlemek bana ilaç gibi geliyordu. Genelde psikologlar falan jazz, blues tarzı müzikleri öneriyor çalışırken ama onlar bana pek tesir etmiyordu açıkçası. Tercih meselesi. Ben geometri için oluşturduğum Spotify playlistimi açıklamaya bıraktım bu arada. Ha bir de uyku meselesi var. Evet ders çalışmak istiyoruz ama her şeyin bir dozu var. Fark etmişsinizdir ki çok başarılı insanların bazıları günde 12-13 saat ders çalıştığını söylüyor. Bazıları ise en fazla 4-5 saat. Peki burada hangisi yalan söylüyor? Aslında hiçbiri. Çünkü günde 12-13 saat ders çalışacağım diye yola çıkarsanız, buna duş, yemek, mola, ulaşım gibi faktörleri de dahil ettiğiniz zaman uykuya en fazla 4-5 saat ayırabilirsiniz. Bu uykuyla ertesi gün 15 saat ders çalışsanız bile iyi uyuduğunuzdaki 3-4 saatlik çalışma kadar bile verim alamazsınız. Bu arada uyku düzeniyle alakalı videomu da yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Son olarak da planlamadan konuşacağım. Zaten hali hazırda bir plana göre çalışıyorsunuzdur ama ben burada kendi kullandığım birkaç tüyodan bahsedeceğim. Ben akşamları yorgun olduğum için çalışacağım dersleri keyifsizden keyifliye göre sıralardım ki sonlara doğru bunalmayayım. Mesela Türkçeyi ilk önce, matematik ve fiziği ise en son çalışırdım. Çünkü matematik ve fizik çalışmak bana daha zevkli geldiği için gittikçe artan yorgunluğuma rağmen sıkılmazdım. Evet galiba bu videodan anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilir ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.